Azadip Film Manya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tukan ve Atakan'la beraberiz. Watchmen filmini konuşacağız. Belki dizilere de biraz değiniriz. Dizisine yani Watchmen dizisine ve çizgi romanına tabii ki. Önce Atakan'a söz verelim. Evet. Zack Snyder'dan biraz bahsetmek ister misin? Seviyorum. Ee, bayağı severim. Öncelikle ee, linç toplama vakti. Zack Snyder ee, evet tartışılan bir yönetmen. Ama ee, beğendiğim bir şey var. Adama sinematografisi çok iyi. Gerçekten efek kullanımdır, sahnenin renkleridir. Ee, ya, sahne oluşturmayı biliyor. Zaten ressamlıktan gelme bir adam. Ee, sahne oluşturmayı bilen bir adam. Bu anlamda çok seviyorum. Ve iki, adam epic sahneleri gerçekten iyi yapıyor. Hani, mesela Man çok şey mevzu vardı işte. Son savaşta bütün metropolisi yok ediyorlar. Binalardan binalara uçuyorlar falan. Her yer kalmıyor. Ama e, ya, Superman'in şey olur anlatıyor. Şimdi Superman her ne kadar basit yani ölümlü ölebilen bir adam. Ama e, her ne kadar hem ölümlü olduğunu iyi anlatsa da e, normal bir insandan üst bir varlık olduğunu daha tan ya zaten Superman'e çok tanrı göndermesi yapılır işte. Göklerdeki adam uçan adam e, anla, üzerinden çok tanrı şey yapılır. Sembolizm yapılır diyeyim. öyle bir adam olduğunu da hissettiriyor mesela. Ben bunu vermesiyle çok beğeniyorum e, Man e geldiğimizde şimdi e, önce filmle ilgili genel görüşümü söyleyeceğim. E, Watchmen'in film yapmak kolay bir şey değil. Ki zaten film 3.5 saat bu onu da söyleyelim. Değil mi buçuk saatte? Aynen evet. o civarda bir şey. Üç, bir şey var. katı var yani o daha uzun. Onu bulacağım, bulacağım bir gün. buraya bulursam. Ee, boş benim film yapmak kolay bir şey değil. Her, yani her ne kadar be, roman her ne kadar gerçekten çizimleri çok iyi sey bir yani Bire bir çizgi roman alıp film yapmış gerçekten. Ama buna rağmen e, özellikle müzik kullanımıyla benim en çok beğendiğim yönü Snyder'ın kendi kattığı şeyi. Ee, bu yönden gerçekten güçlü bir film olduğunu hissettiriyor bence. Ee, ayrıca 2008 mi 2009 olması lazım. O dönem için gerçekten efektif bayağı iyi yani şey tam Avatar e, 300 milyon bütçe, e, doğar bütçesi falan var. Hani... Çizgi roman yazarı Alan Moore hakkında ne düşünüyorsun? Yani ee, e, yani şey e, okudum. E, something e, şey sever. E, baya bayağı seviyor. E, <laughs> boş okudum. Before Man'in tam İngilizcesi var ben. Hani aldığım en iyi şey. <laughs> Eee o duruyor. Eee şey, Killing Joker filmini izlemiştim. Onu konuşmuştuk hatta değil mi? Çizgi roman tarihinin en önemli yazarlarından biri. Özellikle Watchmen'le birlikte zaten çığır açtı. E, ve ya adam işi biliyor. Yani bir şey diyemiyorum. Adam işi bilen bir adam. Gerçekten. Ve Watchmen'i e, 85 yılında çıkmış olması lazım. Baştan sona tek başına yazmak gerçekten ayrı bir seviye. Yani bir şey demiyorum. Evet, o zaman biraz Lokan'a söz verelim. Luka sen Zack Snyder filmleri hakkında düşünüyorsun. Ve de Alan Moore'dan biraz değinmek istersen. Memnun olur. Allah'ım. Ee, i̇lk başta şeyden bahsedeyim hani Elen ee, Moore çizgi romanları hakkında bahsedeyim. Zaten yani çizgi roman yazarı deyince aklıma gelen sınırlı yazarlardan birisi Neil Gaiman, Elan Moore bir de Gabriel Bá geliyor benim direkt aklıma. Yani asıl ee, ...popüler kültür çizgi roman yazarlarından bahsedersek bunlar geliyor. Onun dışında bağımsız çizgi roman yazarları zaten e, alabileceği kadar ilgi alıyor. E, Art Spitzel mesela ya, e, bağımsız böyle çizgi roman yazarlarından şey. <laughs> e, Mor'un mesela direkt e, çizgi romanları üzerinden konuşacak olursam ise... E, ...dediği gibi aslında V4Vendetta olsun... ...bu Swamp Thing ile e, zaten Watchmen ile beraber de noktasını çok güzel bir şekilde koyuyor. Yani özellikle zaten Watchmen üzerinden konuşuyoruz bugün Watchmen'den hemen filmden bahsedip Slider'dan bahsedip Ya Zack Slider'ın filmlerine değinecek olursam da şu son zaman filmleriyle beraber kendini ortalama düzeyde tutuyordu. Son zaman çıkan filmleriyle beraber de ortalamanın altına indi açıkçası. Ya çok çalkantılı bir ölüm hem iyi film var hem iyi kötü filmleri vardı. E, Watchman de. hani en iyi filmlerinden birisi bana göre. Hani Watchmen, Man of Steel, e, bu ilk filmi Dawn of the Dead. <laughs> e, bir de şey, e, onu da ekleyeyim, unuttum. Şey, 300 Spartalı'nın da aynı zamanda mükemmel o sinematografisini yöneten kişi kendisi. Ve uzun filmleriyle tanınıyor kendisi. Onu fark ettim bu arada. Çok fazla uzun filmi var. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Yani Slide Cut Rekor zaten 4 saat. onu iyi ne? izlemedim. Filmlerinde <laughs> hep bir Director Cut çıkıyor galiba. Watchmen'de var. 300'ü de var. Evet bayağı masklı matkılı. ya mesela ben şeyi anlamıyorum. Yani bir yönetmen kendi yaptığı filmi eğer e, director katı sonradan getiriyorsa asıl çıkan filmin ne mantığı var o zaman? Bunu yüzde ne tabi size var. <laughs> Şöyle bir şey var. Şimdi ben yönetmenim diyelim. <laughs> bir senaryoya göre çekiyoruz filmi. E, ben yapımcıya götürüyorum. Benim çektiğim film bu diyoruz. Daha sonra <laughs> yapımcı diyor ki e, şurası çok uzun şurada olmamış. Bu filmi işte iki saate indirdi. Evet şirket işte yönetmen de diyor ki ya olmaz falan diyor sonra mecbur kalıyor. Tamam biz senin onları daha sonrasında da direktör kat olarak yayınlarız diyorlar. Şirketler aslında bu şekilde yani. oluyor. Yani şirketlerin müdahalesi sonucu olan bir Yapalım şey. dediğimde mesela Warner de... Bros. çok karışıyor filmlere. Değil mi? Warner Bros. çok karışıyor diyorum. biliyorum. Warner ee, Bros. çok karışıyor. Evet. Warner Bros. çok karışıyor. işte bazı sahneleri çıkartıyorlar. Bazı ev ee, zaten genelde daha yakın ama da ekstra çok oluyor işte. Yönetmenin 30 dakikalık röportajı falan oluyor. Bunu reylere falan onları koyuyorlar. Öyle çıkartıyorlar da. Snyder Cut'a gir girmeyelim. O ayrı bir seviye. Aynen. O zaman ben de kısaca Zack Snyder'dan ve Alan Moore'dan bahsedeyim. Zack Snyder, ile beraber bence çok iyi bir kariyer yaptı diye düşünüyorum. Yani aslında film galiba ilk başta gişede de fazla tutmamış bir film. Fakat sonra değerlenen filmlerden tanesi diye okumuştum. E, Watchmen'da sinematografisi e, harika ve Sparta'da da Tuğkan'ın söylediği gibi orada da yani her ne kadar senaryosunu pek beğenmesem de sinematografi olarak 300 Spartalı bence güzel bir filmdi. Ee, Zack Snyder'ın ve işte bahsettiğimiz o diğer filmlerde de Justice League'in kendi versiyonunu beğeniyorum. Ee, Batman ve Superman'de de bazı sinematografik açıları beğeniyorum. Ee, son o filmlerini izlemedim zaten kötü diyorlar. Gerçek. yok, gerek Bir de Oradan bahsedeceksek bence şey, süper kahraman dünyasını gerçekçi bir dille anlatması bakımından ve bunu kendi felsefesini içine katarak e, e, bize felsefi tartışmalara sokmasını başarması açısından da önemli bir e, yazar olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden de Killing Joke ve Watchman gibi eserlerinde çok fazla değerli olduğunu düşünüyorum. Onları zaten okumuştum. E, Killing Joke. Killing Joke okudum ve Watchman'ın da bir kısmını okumuştum. Sonrasında incelemelerden bakmıştım. Böyle benim diyeceklerim böyle biraz filmden bahsedelim o zaman. Watchman film hakkında ne düşünüyorsunuz? Atakan'dan başlıyor. <laughs> ee, yani özetlerim daha önce de yani diğer sen çizgi roman alıp e, üç, üç film yapmışlar gibi ama bazı ya e, çok ufak şeyleri kaçırmışlar mesela ama e, şöyle diyeyim en basitinden işte o zaman diyorsun bu e, mutant şey var ya böyle boynuzlu bir tane e, bir şey var <laughs> mutant sayvan mesela e, hani Doctor Manhattan geçmiş sahnesi benim e, power power bölümüm zaten dördüncü bölüm olması lazım çizgi romanda bu, tamamen Doctor Manhattan'ın geçmişini anlatıyor şey Doctor Manhattan'ın <laughs> monologunu anlatıyor tamamen öyle bir dördüncü bölüm olması lazım. Ee, o bölümde mesela kısaca o orasını gösteriyordu işte bunu e, deneylerden yaptık diye. Hani onu koymamış tamam buna bir şey demem. Atıyorum e, böyle ufak şeyler var aklıma bir o geldi de. Ufak detaylar yok filmde. Bunda bir sıkıntı yok. Ama o şey şey yakalıyor. E, şeyi yakalıyorlar. O şarkıyı yakalıyorlar. Sorguluyor. Sorgulayan polisle ilgili bir şey. Sorgulayan e, dedektifle ilgili bir bölüm var. Hatırlıyor musunuz şiir O tamamı yok. Bak ben buna çok üzüldüm. Yani e, dedektifin şeyi ben öyle hatırlıyorum Yoktu filmde. Filmde yok yani çok detaylı bir şekilde yok. Rolf konuşma sahneleri de çok az, çok çok az böyle değil. Yani Ro e <laughs> şey... E de, de, e Roşark'ı sorgulayan e, el kişi... Roşark'ı üzerine düşündüğünde ailesiyle ilgili sorunları, insanlara bakış açısı falan değişiyor. Bununla ilgili çok güzel bir bölüm var bir romanda. Filmde yok. Direkt 60 yani. E, zaten bu, biz filmi daha zor 3,5 saat yapmıştır. Boşver'in tamamını yapsam 4 saat yani Snyder Cut, şey şey, Direct Discount zaten öyledir büyük ihtimal. Zar zor bir filme sıkıştırabilirsin boş menü ve işte öyle, onun dışında çok büyük bir, e, çıkarılmış bir bölüm yok ama onu izliyorum. Yani onun dışında çizgi roman ne kadar iyiyse film de o kadar iyi ve özellikle e, şey, e, harika. Yani sahneler, Snyder sahneleri, e, müzik kullanımı, özellikle Snyder müzik kullanımı da çok iyi. Falan, yani bu, bunu da çok beğeniyorum. Onun üstünde evet, kitabı nasıl? Evet. Sen ne düşünüyorsun Ya şu şekilde. Ben direkt Watchmen hakkında bahsedeceğim. Hem çizgi roman olarak hem de film olarak. Yani çizgi roman olarak Watchmen... ...tek tek karakterleri incelediğimizde... ...hepsinin farklı bir fikir ve hepsinin farklı bir görüşle... ...dünyaya baktığını görüyoruz. Mesela e, kitabı iki kez falan bitirdim. Yani hatırlıyorsan. İlki okuduğumda sıfırdan kendi bakış açımla baktım. İkinci okuduğumda bir karakterin bu sefer... ...bakış açısıyla baştan sona okuyayım dedim. Hani en sevdiğim karakterden biri olan... Rorschach karakteriyle bakış açısıyla baktım. Hani her çizim bir her kötünün bir şekilde bir ceza bulması gerektiğini Grader evet. Greater Good yerine onun yerine daha böyle anti hero tarzında bakılması gerektiğini gördüm. Büyük ihtimal şimdi 3. 4. E, tekrardan okuduğum zaman da işte o zaman da yasa fikriyle okuyacağım. Doktor Melatonin işte daha böyle tanrısal bakış açısıyla okuyacağım. Ve her farklı okuduğumda da dediğim gibi bu iki okumamda da farklı fikirler böyle çıktı benim açımdan. Evet. Yani bir eseri tekrar tekrar oku tekrar tekrar okunması o eseri güzel yapar bana göre. Zaten Watchmen'in burada kötülüğünün güzelliğini şey yapmıyoruz, tartışmıyoruz biliyorum ama güzel bir eser olduğuna Kaliteli. devri istedim sadece. Kaliteli. Evet, Ve ben de, de onlar... Hı. Ya böyle güzel eserlerin de filme uyarlandığı zaman geldiğinde çok hüsranla sonuçlandığını biliyoruz. Hani şu an aklıma direkt spesifik örnekler gelmiyor. Yani çok ender şekilleri hani hem kitabını çok beğendim hem de işte filmini çok beğendim dediğim filmler vardır. Watchmen de bunlardan birisi. Yani dediği gibi Atakan'ın çoğu sahnesi atılmış olsa da kitabın içerisinden benim genel bakış akşasıya baktığımız zaman hem bir e, anti-hero nasıl diyeyim hadi e, iyi kahramanlar hep iyi taraflarını göstermiyor. Hem kötü taraflarını gösteriyor. Bunu yapan ilk çizgi romanlardan birisi zaten maç var. E, film içerisinde de bunu ilk yapan filmlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Daire Deolunma işte Punisher, mi geldi? Bunu aklımda değil şu an. De ben Affleck'in Daire bunu saymayalım lütfen. Aynen aynen. <laughs> i̇şte eee ona baktığım zaman işte anti kavramına ve hani e, kahramanca düşünme anti düşünme ve normal bir insan şeklinde düşünme konularında beni geliştirdi film. Ve dediğiniz gibi hani Zack Snyder'ın görüntü kalitesi olarak daha filmin açılışından böyle komedyenin yani spoiler olacak. Evet, yani, yoksa biz yani, Komedyenin. <laughs> aynen aynen. Yani komedyenin ölme sahnesinden yavaş e, yavaş Rojrak'ın ölme sahnesine kadar geçen bütün süre boyunca film beni içine hapsetti. Hani şu an filmin süresi hakkında tartışma var. İki buçuk saat, buçuk saat mi tam bilmiyoruz. hani <laughs> o süre zarfı boyunca da beni e, başından başından ayrıtılmadı. Çünkü çizgi romanı okumuş olan biri olarak bile hani sonun ne olacağını, acaba bunu nasıl yansıtacağını diye çok fazla üzerine düşüktüldü. Ve yakın büyük ihtimalle bir daha izleyeceğim film ya. E, filmdeki o başrol karakterlerin hepsi aslında e, ayrı bir felsefeyi temsil ediyor. Mesela komedyen karakteri e, nihilist veya absürtist bir karakteri temsil ediyor. Yani bu anlamda zaten ahlaki değerleri pek yok. Çünkü her şeyi bir şaka olarak görüyor. Yani i̇yi ve kötü onun için bir önemli değildir. İşte bir insanı öldürmek veya bir kişiye işkence etmenin onun iyilik yapmaktan bir fark yok. Nasıl olsa her şey bir şakadan ibaret. Bu anlamda birazcık karakter Joker'e de benziyor. Joker öyle bir karakter olmuştur. Yani Alan Moore'un çizgi romanında da öyle bir karakterdi. Rorschach karakteri de e, bahsettiğiniz gibi Punisher karakterini andırıyor. Ama... E, bunu yaparken de ahlaki davranışlarından asla ödün vermiyor. Yani şakacının ya komedyenin aksine o hayatı anlamlı buluyor bir şekilde. Anlam vermeye çalışıyor ve filmin sonunda diyor ki kıyamet anında bile birisinin ceza vermek, cezasını vermekten asla kaçınmayın gibi bir repliği var. Yani Hı -hı. E, ilkelerinden asla ödün vermeyen bir karakter. Bu anlamda da o karakter seyirciyle daha da empati yapılmasını sağlıyor ve zaten filmin içerisinde de sürekli onun bakış açısıyla biz filmi izliyoruz. Onun çalışıyla film başlıyor. İşte onun e travmalarını iyice izliyoruz. Ve Borçmen Watchmen ana karakteri olsak diyebiliriz bu arada bence. Evet, diyebiliriz. Zaten yüzünde değişen şekiller var mesela maskesinde. Evet. E o maskesinin sebebi işte zaten o Rorschach psikolojide bir e, terim var işte evet. o testi. Test, aynen, testler var. E, o e, baktığı kişi o maskede, o şekillerde hepsi kendi farklı anlamlarını bulup kendi korkularını görürler. Zaten o psikologla da yüzleştiği tane tutuklanıp psikologla da yüzleştiği bir tamam. tane de ona soruyor mesela. O bunu bildiği için ona yalan söylüyor işte. Güzel şeyler görüyorum işte. Bulutlar, çiçekler görüyorum falan diyor. Halbuki orada e, annesinin payişelik e, yaptığı zamanları hatırlıyor ve çocuklar tarafından zorbalığa uğradığı zamanları hatırlıyor o sırada. E, bu yüzden de e, şehrin çürümüşlüğüne karşı da kendisini adaletin bekçisi olarak gören bir karakter. Zaten bu anlamda da kendisini, e, kendi korkularından bir kalkan yapmış ve e, yenilmez bir karaktere dönüşmüş. Zaten o bir sahnedeyken benim burada kapana kısıldığımı sanıyorsunuz. Halbuki siz benim de burada kapana kısıldığınız diyor. Çok güzel bir sahneydi mesela. Şey diyor zaten, polisler e, dövüyordu yani dövüşüyordu polislerle. Maskeyi çıkardığında yüzümü geri verin diyordu. Aynen. Onun yüzü aslında maskesi. Evet. E, yani gizli kimyasında bildiğimiz yüzü. Öyle şey yapıyor kendisine. kabulleniyor. Ya, e, karakter şey istemiyor. Karakter bir e, kişi olarak, birey olarak kendini göstermek istemiyor. Yani ben e, zaten bu dizi içerisinde de ana konsept olacak bir şey. Ben bir fikirden ibaretim diyor. Bu yaz mübarek bir fikir veriyor aslında insanlara. Onun e, prensiplerini öğretiyorlar. Aynen. Bu anlamda e, Turkan sen dizi izlemiştin galiba. Dizi içerisinde de mi e, bu karakter bir fikirden ibaret. Ne 90 ne <laughs> galiba öyle. O da fikirle mi dönüş? Ee, evet, ondan şey. Mı? şey var. E, dizi içerisinde a, e, Watchmen sonrasında geçiyor. Watchmen Hı. sonrasında karakterlere ne oldu tarzında bir anlatım yerine. Daha çok şeyi görüyoruz. Hani bu karakter artık ne yapıyor? Şu ne oluyor diye. Buradaki e, ana karakterimiz zaten e, HBO kendi yazdığı için. Hani bir Alan Moore'la ya da Watchmen'le alakası yok. Hani tekrar gene yardım almışlardır bir şekilde büyük ihtimalle ama. E, Hani Roshrak'ı burada şey olarak görmüyoruz. Ee, filmin dizini zaten ilk sahnelerinde gözüküyor. O yüzden büyük bir spoiler olacağını düşünmüyorum. Ee, bir insan olarak görmüyoruz. Herkes artık bir klan olarak bakmaya başlıyor. Bir e, fikir oluyor. Hani Çünkü herkes e, şey içerisindeki, dünya içerisindeki kalan herkes günlükleri okumuş oluyor bu gazeteler sayesinde. Ve onun fikrini ve artık ne olduğunu falan daha iyi anlıyorlar. İşte e, şey yapılıyor mesela. Ozin alakalı başka bir şeyler yazıyor. Doktor Melaton'la alakalı bu İpek Böceği Baykuş'la alakalı bir şeyler yazılıyor mesela. Ama e, en çok etkilenen dünyada herkesin en fazla etkilenen Rorschach oluyor. Hani binlerce kişi işte onun fikirleriyle şey Bazıları doğru olanı buluyor. Bazıları işte fikirlerini yanlış anlayıp başka yerlere yönlendiriyor mesela. Diziyi o. izleyen Karafiler çok Filmdeki karakter de şey. E, Adaleti kendi yöntemleriyle e, uygulamaya çalışan bir karakter. Bu arada bir bilgi de vereyim. Sen... <laughs> Yaparım. Kesin pardon. Sen bu tarz karakterleri sever misin? Adaleti kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışan karakterleri. karakter. Ee, adaleti kendi çalış, yapmaya çalışanları da seviyorum. De, adal, e, adaleti devletin vermesini de sevmiyorum. Bana göre adalet bir oligarşi olmalı. Hani çok şu an doğru bir kelime kullandım burada tam Hani bir grubun karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Buna, hani bu yani, adalet onların şeyi bağlanmalı diyorsun. Aynen şey, bir jüri şey, arasında. E, piramit şirketi gibi mesela filmdeki. Efendim? Piramit De şirketi var ya şey bizim. Ozymandiası şirketi. Ozymandiası şirketi. Onun gibi mesela. O da bir oligarşi kurmuştu orada. En mantıklı e eğer hani çok e, rasyonel olarak bakarsam filme ve diziye. En mantıklı kararın zaten Ozymandiası olduğunu düşünüyorum. The Greater Good mesela düşünüyor o da. Hani yep. insanlar zaten popülasyon olarak fazla azaltmamız gerekiyor bunu tek tek el şey işte kötüler ölsün iyiler yaşasın diye yapamayacağımıza göre çünkü iyiler yaşasa iyi olacak o zaman dünya farklı olacak. E, kötüler ölse yani pardon iyiler ölse o zaman sırf kötüler şey farklı olacak. O yüzden yarısını olan yarısını bundan almalı tarzında rastgele bir şekilde seçiliyor insanlar. Ve cidden bu, evet hani film içerisinde de e, dizi içerisinde de görürcüler dizi içerisinde en mantıklı kararı onun yaptığını görüyoruz. Ve dizi içerisinde o Ozymandias'ı çok düşünmüşler bu arada onu söyleyeyim. Hani Normalde üstün adam hani her şeyi düşünebilen bir adam. O zaman şey işte dünyanın güçlü ve zeki insanı olarak geçiyor. Evet o şekilde geçiyor ve dizi içerisinde gücü bayağı düşürülmüş olarak gözüküyor. Çünkü kendisi... Dizide var mı? No, var. Ha. Dizide var. Yani çünkü e, filmden yıllar yıllar sonrasını anlattığından dolayı hani şey yaşlı. Gücü düşürülmüş yani, bu... bu karakter dizi içerisindeki. Bu, bu arada ben diyeceğimi şey söyleyeyim. Diziden de bahsettiğim iyi oldu. Baş, baktım da Biliyorsunuz e, Alan Moore kendi eserlerinin uyarlamaları da pek beğenmiyor. Hatta View for Vendetta'ya e, bop <laughs> istemiş. bir e, şeye baktım. Dizi Emmy kazanmış bu arada. Dizinin emisi var. E, disappointing demiş işte. Bu da buna da bok gibi demiş. Filmi de beğenmiyormuş. Ya, yani bu ya. ben de şeyi düşünüyorum. Ya benim de yazdığım bir şey olsaydı ben çekilen uyarlamaları fazla <laughs> beğenmezdim. Başında ben olmasa büyük ihtimalle. Hani çünkü Hani orada en azından yazan kişi de bulunması gerekiyor. Mesela Türkler genellikle bu şekilde yapıyor. Yazan kişi işte yapıyor. E, bu... var. E, world, e yetim kültürüne karşı olan birisi. Belki yazdığı bir metaya dönmesinden rahatsız oluyor. Böyle Black hmm. ürün gelmesi. Hmm. Alternatif olarak, yani. olarak çıktı zaten. Şeyde dönemde mesela. E, çizgi roman, roman filmlerine karşı son izlediği çizgi roman filmi şeymiş. <laughs> e, Michael Keaton'ın Batman'iymiş. O zamandan beri izlememiş. O, Biraz garip galiba. İşte garip adamlar iyi yazıyor genelde öyle bir şey de var. E, who watched the Watchman? Gözücülere kim gözlüyor? Bu bak, zaten şey yanlış bilmiyorsam şöyle vardı. Çizgi romanın sonunda da var. Bütün e, şey oradan çıktı diye biliyorum. Bütün çizgi roman Who watched the Watchman'dan çıktı. Hı -hı. Bunu da e, bir güvenlik konseyinde mi ne diyorlar? E, oradan çıktı. E, şöyle. Ee, bu filmde ve çizgi romanda yer alışı şöyle. Watchmen bizim e, insanları gözeten bu e, işte Dr. Manhattan olduğu, komedyenin olduğu, Six Spectrum'un olduğu e, grup. Bunlar insanları koruyor, gözetiyor. İşte onları yönetiyor. E, korumaya çalışıyor. Hı <laughs> İnsanlar da e, otoritenin onlar olduğunu düşünüyor. Yani devlet, tabii devlet ondan sonra Watchmen ondan sonra kendileri. İşte onları kim gözlüyor? Onları kontrol eden kim? gözetenleri kim gözlüyor? Onların yanlışlarını, doğrularını nereden bilebiliriz? Bütün şey bir bunun üzerine dayalı. Zaten Dr. Manhattan bunu kavramaya çalışıyor. Hani bence e, Tanrı yok diyor. Ya yani bir şey diyeyim. Nasıl desem. Beni Tanrı olarak görüyorlar ama ben Tanrı'nın var olduğunu düşünmüyorum diye anlamaya çalışıyor. Ki zaten Dr. Manhattan her ne kadar orada ilahi bir varlık olsa da aralarındaki en az yani şey. En Matay <laughs> <en, gülüyor> görüş. En görüş olmayan kişi. Hani komedyenin görüşünden de etkileniyor. Şeyden de etkileniyor. Yani tamamen ya Dr. Manhattan üzerine o 3 saat konuşabilirim yani anladınız. Yani çok ayrı bir kafa. Evet. Doktor Manhattan zaten e, hem geçmişi hem geleceği gördüğünü söyledi. Kendisinin yaşıyor. Ve sürekli Hangi yaşıyor. Daha ve bu, evet. Zihin dünyası da e, farklı boyutlara, farklı şeylere açık. Yani e, o kadar gelişmiş ki artık insanların dertlerini umursamıyor. Zaten komedyenle arasında bir replik geçiyordu işte. Komedyen Vietnam'da hamile bıraktı bir kadını öldürüyordu. Evet, evet sırada Doktor Manhattan da oradaydı. İşte bunu niye yaptın falan diyordu. O da sen de buna izin verdin. Beni parçalara ayırabilirdin bir saniye. Ama Yok, sen el, de... elimdeki silah eritebilirdim falan diyor. Yani elimdeki silah eritebilirdim diyor. Ama e, o bundan Sen de gittikçe insanlara olan umursamazlığının arttığını görüyorum diyor orada. Aslında bunu da gerçekten öyle olduğunu anlıyoruz. Ya Tabii artırma. ki, geçmiş, geçmişinde Hı. insan olduğu için hala e, aşka sahip sevdiği insanlar var. E, bir şey var. Duygusal durumu var fakat <laughs> e, yine de şey yani bir üstün bir varlığa dönüştüğü için insanların günlük dertlerini umursamayan ve işte o bir şey bu inzivaya sonra sonra da inzivaya çekilen bir varlık olarak. Menat'ın zaten ya ayrı bir seviye hani tanrı insan olsaydı Dr. Manhattan olurdu öyle diyeyim. Öyle, bence öyle bir şey. Yani geçmişe yaşıyor. Yani zaten Dr. Manhattan şöyle. Aklına gelen her şeyi yapabiliyor. Belli bir görünüş yok. Belli bir formu yok. Katı değil. Sıvı değil. Gaz değil. Enerji mi sayılıyor? Ne, ne, Hiçbir şey sayılmıyor ya. Ayrı bir şey. Bir de bir Bu... şey Vietnam'a Dr. Manhattan'la giriyorlar falan. Evet <laughs> Vietnam'a Dr. Manhattan'la giriyorlar. Yani, alternatif tarihi aslında gözük görüyoruz. Evet alternatif tarih evet. görüyoruz. Ben, so, Dr. <gülüyor> <gülüyor> Nixon, 3. dönem başkan seçiliyor galiba. Ciddi mi? ya <laughs> yani filmde zaten şey filmin içerisinde Nixon'ın skandallarını çıkartan iki tane gazeteci öldürülüyor. Evet. <laughs> <O> haber, <gülüyor> bir Bir <laughs> detay var. İşte sonrasında zaten o alternatif tarihte devreye giriyor. Hatta filmin sonlarında işte 86'ya giriyoruz galiba. Ronald Reagan'ın başkanı dahil konuşuyor da orada bir kobe ihtiyacımız yok. Burası şu Amerika falan. E Demokratik Amerika falan dediği bir replik var. Halbuki Ronald Reagan 80'lerin başında Amerika'nın başkanı olarak devam ediyordu. Böyle alternatif bir tarih söz konusu ve tabii ki Amerika normalde Vietnam Savaşı'nda kaybediyor. Ama hı hı. burada tabii ki Dr. Kazanıyor. Kazanıyor. ile kazanıyor. Burada alternatif tarih e, ee, Sovyet Rusya ve Amerika'nın olası nükleer silahı, silahlanması ya yani silah savaşı üzerine nükleer savaşı üzerine böyle. Zaten ya nükleer moral spoiler verebiliyoruz. Zaten nükleer savaşı da bitiren oluyor. o zaman diye soruyor. Manhattan üzerinden bitiriyor. Evet. Ee, soğuk savaşı bitiren o. Doktor Manhattan ya, ya, hem çok zayıf hem tanrı gibi bir şey yani şey. Mesela o zaman planını öğrendiğinde şaşırıyor. Hani Doktor Manhattan kadar geçmiş görüş, konuşamıyorum. Ger görmüş geçinmiş hani tarihteki her şeyi bilen ya her şeyi bilen bir varlık neredeyse. Buna rağmen da Ozymandias'ın planını bilmiyor. Görünce de şaşırıyor. Falan yani dediğim gibi hem ya Dr. Manhattan gibi ben bir şey diyemiyorum ya. <laughs> ee, bu Watchmen grubu içerisinde normalde şeyden gelen hani, tarihi olan bir grup. Hani eskiden işte süper kahramanlar vardı. Ama <laughs> e, ev <ismen> vardı. <laughs> Efendim? Minitmen. Aynen. E, dakika adamlar. Doğru. Ben ben i̇şte, dakika adamlar falan vardı. Şu an yeni kuruluşmuş. Şimdi Watchmen. Ve aslında bu süper kahraman kuruluşlarının e, şu an kalki en etkin olanlardan birisi çünkü içerisinde evet. ilk defa e, ikinci olarak falan hatta sayısal süper kahramanlar var işte yani süper özellikli olan çünkü DC evrenine geçmesine rağmen Watchmen hani Superman'in Batman'in tarzında olan kişilerin arasında geçmiyor hani kendi bir evreni içerisinde geçiyor. Daha gerçekçi yani... yaklaşıyorlar. <laughs> Ve bu evrenin içerisinde sadece iki tane aslında süper kahraman var. Hatta bir taneye bile indirebiliriz. Birisi Doktor Manhattan daha demeden beri konuşuyoruz. İkincisi de Ozymandias. Ozymandias aslında kendini geliştirmiş ve hani her şeyi düşünebilen, her şeyi bilen bir adam genel olarak baktığımızda. Yani e, Peki, e, bu anlam... Ozymandias da ne kadar kahraman diyebiliriz ama faydalı faydacı bir şey yapıyor sonuçta. E, savaşı, soğuk savaşı bitiren bir işlem yapıyor fakat... E, Milyonlarca insanı da katlediyor. Milyarlarca insanı kurtarmak pahasına. Sen i̇şte. abi ne kadar doğru. Yani, yani işte olmadı İşte zaten de... Ya yani en şey çok bitirmek için böyle bir yöntem, ortak bir düşman karşısında... ...bir süpermen benzeri bir varlık karşısında birleşmek... E, ...mantıklı fakat orada olan masum insanları oluyor. İşte Doğru evet. deyince, zaten grup içerisindeki diğer kalan herkes bir insan ve insanlar nedir hani bir fikir olarak görüyoruz zaten bunları. Tamam aslında e, şey olarak baktığımızda, ...metaforik olarak baktığımızda hepsi bir fikirden ibaret. Comedian, Rolshrak, Baykuş, İpek Hayalet, e, Ozimandias gibi hepsi bir fikir. Ama e, rasyonel olarak yani gerçekçi baktığımızda ise işte bunların hepsi bir insan ve insanlar hatalarıyla vardır. Hepsinin ortaya hep koyduğu fikrin arkasında bir hata var. Hani nasıl şu an e, günümüzün ideolojilerine baktığımızda hepsinin arkasında bir hata olduğunu görüyoruz. Bu fikirlerin arkasında da bir hata var İşte komedinin bu absürlüğü ve nihilizmin arkasında artık bir yerden sonra insan dışına çıkmak var. Hani e, insansızlık duygularını kaybet var. Russell Surakın işte bu e, Eden bulur işte kendi adaletimi kendi böyle arkasında bir anarşi yatıyor ne? ve anarşi de diğer herkesi işte Watcher'ı izleyenleri bile artık şey yapıyor e, yok sayıyor. O zaman diyorsun yaptığına gelecek olursak ise hani e, hayatı yaşanabilir kılmak ve soğuk savaşı engellemek için yapıyor ve etik kuralları hiçe sarıyor. Yani e, genel itibar baktığımızda da e, bütün süper kahramanları bir fikirden ibaretler ve onlar da iyi yanlarını düşünse bir şeyin hani kötü yanları olduğunu görüyorlar, fark ediyorlar. Ve uzman değilsiniz arkadaşlar. Hani... <laughs> onu, onu, mu destekliyorsun? Yani onun yaptığın şey doğru olduğunu mu söylüyorsun. Yani direkt dediğim gibi hani rasyon olarak baktığımızda o doğru olan buydu. Hani hem ee, nüfusu dengelemek için hem de büyük olacak bir savaşta çok fazla can kaybedilmemesi için birkaç kişinin ölmesi gerekiyor. Hani şu olarak bakmıyorum işte bu ben de olabilirdim, bu bir tanıdığım da olabilirdi. Olabilirdi, ben de olabilirdim, tanıdığım da olabilirdi. Ama en doğrusu buydu. Yani şey diyeceğim, ee, mesela e, Avengers'da Thanos'un da aslında benzer bir şey motivasyon olduğunu görürüz fakat bence bu karakter de Bu arada şey e, alternatif tarih demişken mesela X-Men First Class'da alternatif sarı konusunda bence güzel bir filmdi. Evet. Ben bu tam şey olmasa Watchmen e, filmiyle çizgi roman arasındaki farklardan biri de Watchmen'in e, çizgi romanında e, yan bir hikaye daha okuyoruz biz. Bir çizgi roman evet. üzerinden günlük yayınlanan. o e, şey de var mı orada? <laughs> Director Cut'ta var. Director Cut'ta var mı o? Var var. Şey dairektir. ben babamla izlediğimiz var. Babamla izlediğimiz varsa Üç buçuk saat olması lazım. Ben öyle hatırlıyorum. Orada bayağı şey, animasyonlu var o şey. E şey demiyor musun? Korsan evet. bölümünü. Evet korsan. var var o o animasyon e, bölümü normalde <laughs> katta olabilir ama şu şekilde e, kendisinin normal film içerisinde yeri yok ama kısa bir animasyonu var. E, ayrı bir şekilde çekilmiş tekrardan. Ben onu bahsetmiştim ee, daha değil mi? Bahsetmiştim. O, Ağlan. Çünkü yani şey olarak da hani kısa bir animasyon olarak da güzel bir animasyon. Ben çizgi roman içerisinde de okuyunca ayrı bir zevkle şehvet dokunmuştum ben. Hani dilin bir para iki tane çizgi roman okuyoruz ne güzel işmiş ya bu <laughs> böyle. Yani o da çok sürükleyici ve giden bir hikaye. Film e, filmde paralel bir şekilde gidiyor aslında o da. Hani e, nasıl diyeyim? Filme çok entegre olmuş bir hikaye değil. Ayrı bir hikaye anlatılıyor. Yani şey olmuş. Alan Moore Watchmen'i yazarken bir yandan akla fikir gelip bunu da sağ tarafa karalayayım belki çizgi romanın içine koyarız. Hani ayrı bir çizgi roman yapmak zaten tarzında. Ve çok güzel ilerlemiş bir şey. E, ilerlemiş bir iş. Ayrı bir şekilde internetten de bakabilirsiniz. Kısa ayı Bu arada evet benim bahsettiğim versiyon varmış. 3,5 saatlik boşman varmış. Orada vardı ben onu izledim internette izlemiştim. Bu lirayını bulsam alırım. Hı -hı. Peki şey orada mesela başka karakterlerden iki tane daha karakter var. Bir tanesi Batman'e çok benzeyen kostüm olarak. Ee, evet. gece Baykuş. Night Owl. O büyük ihtimalle öyle Baykuş. <laughs> ben Baykuş. Night Owl doğru. Bir de onun e, Doktor Manhattan'la başlangıçta flörtleşen sonrasında Hayat. hızı onun kaptığı bir <laughs> <yaşık> durumda. ne düşünüyorsunuz evet. bu olaylar hakkında? Şey. Dr. Manhattan nasıl sevişiyor ben onu anlamıyorum. Çizgi roman içerisinde de vardı. Film içerisinde şu an aklıma gelmedi. Kendisi hani o e eylem esnasında başka bir yerde oluyor. Böyle onun kurumu. <laughs> evet, 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 Var, var. Evet, o çok Komik gelmişti bana. Hiç önemsemedim. <laughs> kendisinden birkaç tane var. evet evet. Hatta kendisi Evet niye yataktayken işlemi uğraşmasın falan diyor. <laughs> bir şey edin Bu arada <laughs> şey, e, DC 52 Rebirth çizgi romanında Doktor Manhattan galiba o evreni yaratan kişi biz. Ben çizgi romanı takip yani DC'nin 52. Işte, Rebirth diye bir çizgi romanı Rebirth var. Rebirth diye bir çizgi romanı var. Çok kısa bu arada. Bir 10-20 oh, on, evet. sayfa falan. Orada e, Doktor Manhattan birkaç kişiyi patlatıyor. Ondan sonra da be, şey, daha çizgi roman sonunda Batman şeyi buluyor. E, Rosette neydi diye şey. Komedyenin rozetinin rozetin üstünde böyle kan damlası var ya onu buluyor. Hı? Öyle bir çizgi evet. roman. Bende vardı o bu kaybetti. Ve Superman ve Manhattan'da karşılaşıyorlar hatta. Her şey görüyor evet ama şey e, göstermiyorlar bize de direkt. Hı -hı. Ve bir bu e, Watch, Watchmen'a e, bildiğimiz DC evrenine katan yani Batman'in, Superman'in DC evrenine katan çizgi roman da bu. Evet, Robert. Sonra zaten Rosette serisi ardından da şey geliyor. E, Rosette Batman, Rosette Flash ardından da e, Doomsday Clock. Clock, Clock. Clock geliyor. Onu okuyacaktım ben geliyorum. Türkçe'yi çevirme hala meraklar içerisindeyim. Bekliyorum. Aynen. Filmden içerisinden daha bahsedersek bu arada şey var. ha Dediğimiz gibi bir alternatif tarih mesela anlatılıyor. İçerisinde böyle alternatif tarih olan filmleri seviyorum. Yani, <laughs> çok genel. Alternatif tarih olan filmleri seviyorum. Alternatif ben... tarihleri severim. Bu e, çizgi roman ve filmde bu alternatif tarihi bence güzel anlatıyor. E, ben bu alternatif tarihi ki aslında bir sürü bilim kurgu hikayesi mesela alternatif hikaye geçmişe mesela Doctor Who da mesela alternatif tarih birçok şey Bayağı, ben... anlatıyor. Evet, onu da çok severim. Son zamanlarda çıkmış film değil de mesela şey oyun var Atomic Heart diye, o da mesela alternatif bir tarih anlıyor. Şey, ee, sovyetler şey yıkılmasaydı hatta o, o, o tam çok değişmiş retrofütüristik olarak da geçiyor çünkü oyun 70'lerde 80'lerde falan geçiyor ama teknoloji çok geçmiş. Şey mesela bir filmde bir detay var, ee, adam diyor ki işte e, an ana antagonistimiz diyor ki ben çizgi roman kötülerine benzemem diyor. Ee, planımı açıklayıp size her şeyi koz vermem diyor. Bu iş planımız zaten yarım saat önce şoktan yaptım diyor. Böyle bir <laughs> güzel bir detay var. Çizgi romanda bu şeymiş. Ben filmdeki kötülere benzememiş. Filmde bunu çizgi romanda kötülere benzememiş. Ne Gerçekten <gülüyor> filmdeki, ya, filmler filmlerden çizgi romanlarda kötü karakterler böyle süper kahramanlar işte ana karakterlere işte bütün yapacağı bütün planları anlatırlar ve bütün şeyi mahvederler. <laughs> dalga o geçiyorlar şey zaten değil. artık onunla dalga geçiyorlar. Ya Watchmen A. çok gerçekçi bir şeyden e, gözden bakıyor yani. Bütün hem karakter hem de genel e, yazar ve yönetmen olarak bunlara. A. Ya yani Hollywood filmi ya. Hollywood filmi değil. evet. Gerçekçi demişken artık süper kahramanların gerçekçi bir dille aktarıldığı eserleri daha fazla görüyoruz. Bunu ilk başta Watch, e, Watchman diyebilir miyiz? Büyük ölçü. Bunların atasına mı? The Boys daha sonra mı çıktı çizgi roman? O çok evet. karışık ya. Boys iki, daha onu çiziyor ama bakayım. Çok hoş oldu. Bitmedi Watchman o... eski çıktı. Bayağı eski çıktı. Watchman 85'e çıktı. Watchman diyebiliriz ya. İlk şey olarak hani gerçekçi göz anlatılan süper kahraman. Evet, süper kahramanlar şeydi bizim Mervo'da. E süper kahramanları. Süper kahramanlar çoğunlukla süper... şeydir. İşte idealist süper kahramanlardır. Herkes aşırı bir saflık ve iyilik vardır. <laughs> ama artık mesela Elon Musk şey diyor mesela. E, büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Daha sonrasında bu sorumluluk hissi başka insanlar üzerindeki e, hükmetme hislerini de arttırır diyor. Boys yani. 2012'de şöyle düşünün. Çok yeni Boys. Ya, Aynen. Şey olarak... The Boys e, bundan sonra çıktı mesela. E, ama e, Watchmen bu konuda öncü. Boşman şey geçiyor zaten. Süper kahramanları karanlık çekilir <laughs> işleyen <Yani> ilk, iki eser olabilir <laughs> hatta o kadar yani. Evet. Süper kahramanın karanlık şey gibi çizgi romanlar da var. Ya şey evet. geniş kitlere evet abi. Yani Boşman <laughs> çok sattı ya. ya evet. Ana akım olarak geçiyor herhalde. Yani DC bastı. Bu şey var mesela yakın zamanda çıkan e, Jüpiter'in mirası mesela serisi vardı. Netflix'e <laughs> birincisi sezon geldi ama ondan sonra şey oldu. Devam evet. geldi. Moore mu yazmışlar? E, Moore değil yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani şu an Çizgi romanın bir takilan çıkıyor diye hatta aklımda. Olabilir. Ee, onun dışarısında onun dışarısı, onun dışında da şey Amazon'un mesela şey boyusu Boys'u ve evet. bu e, var mesela. Olur. Animasyon serisi. Mesela oldu. eski burada. Bu e, şeyden mesela bahsediyordum ben. Çizgi romanın içerisinde olan böyle e, şeyin Doktor Manhattan'ın Roşra'nın kendi monologları var mesela. Roşra'nın böyle e, günlüğünü yazarken kendi kendine konuşması, etrafı işte inceleyip bir şeyler yazması. Aynı zamanda Doktor Manhattan'ın böyle hem geçmişini, geleceğini ve şimdi aynı anda böyle anlattığı sahneler var. Film içerisinde bunlar yok. Zaten bunları bir şekilde içeri sokmak çok zor olurdu. Yine roşrak kısımlarını bir şekilde yapabilmişler. Hani normal <laughs> film içerisinde. Ama Doktor Manhattan kısmı mesela eksik kalmış buralarda. Hani çünkü o monologlar sayesinde işte o Mars'a gittiği sahneler sayesinde onun fikirlerinin nasıl geliştiğini görüyoruz. Hani karakter gelişimi nasıl oralarla görüyoruz biz. Hani aslında ben ee, şey mesela sahne çok etkilemiş Ben hem şimdi de varım, gelecekte de varım, geçmişte de varım. Ben her şeyi şu an yaşıyorum aslında. <gülüyor> Aynen. Taktım hayatını severiz. Şeyden bahsedeyim. Ee, diziyi, dizinin şey yanlarından birisi de. Yine bu alternatif tarih anlamında gidiyor ve şeyle karıştırıyor işte. Superman'in, Batman'in olduğu yerler karıştırmıyor. Gene Watchmen'den sonra çıkan bir grup işte süper kahraman var ve Watchmen sayesinde var olan fikirlerinde sürekli geliştiğini hem kötüler tarafından hem de iyi gruplar tarafından kullanıldığını görüyoruz. Ee, bu işte şey olabiliyor. Rochelka fikirleri olabiliyor, Doktor Mensa fikirleri olabiliyor ve o e, Ozyman fikirleri olabiliyor. Bu üç kategori altında aslında devam ediyor. Doktor Manhattan daha çok tanrı gözüyle bakılıyor aslında. Mesela bu üç fikir üzerinden çeşitli gruplar kuruluyor. Film e, dizi içerisinde şey yok. E, Night Owl'la İpek Hayalet mesela e, eksik kalmış. E, fikir e, eksik kalmış. Onun dışarısı. Yes, onun şey, <laughs> Ama şey, ama hikaye, orijin hikayesi filmde gördüğümüz hikaye sadık yani şey olarak da bir farklı evrende evren de. O olaylar yaşanmış. Evet ya hem Watchmen sonrasını izliyoruz dediğim gibi hiç film dizide hem de Watchmen öncesinde gelişen bazı şeylere de tanık oluyoruz. Yani konuşmalar falan sayesinde. Peki Watchmen adını ağırlığını taşıyabiliyor musun sence? O kadar iyi mi? O kadar iyi değil mi? Ta taşıyor ya. Ben biz beğendik Ya şu şekilde şu ana kadar Watchman adı altında çıkmış herhangi bir şeyden işte filmden, diziden, animasyondan çizgi romandan okuduktan izledikten sonra pişman olmadım kesinlikle. Kötü yani, zaten mi? yani. Kötü evet. yok evet. herhalde. Ya daha dediğim gibi Doomsday Clock'u okumadım bir. Hani başında diyormuş. Evet. Onun, dışında, onun dışında hepsi çok güzel ilerledi benim için. Orada Doomsday da zaten gayet iyi kabul ediliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne kitabı? Doomsday da zaten iyi kabul ediliyor gayet. Ya beğeniliyor. Ya şey mesela var. şu an Türkçe'ye çevrilen İtakiler çıkıyor. Watchmen başlangıç diye çıkan kitaplar var. Evet. Onun içerisindeki hikayeler bile işte karakterlerin kendi hikayeleri var. Rorschach'ın, işte Doktor Manhattan'ın komedinin, İpek Hayalet'in, Night Owl'un bütün işte ekibin kendi hikayeleri var. Bunun yanında Kızıl Sakal gibi işte ekstra hikayeler de var. Bu şeyin gördüğümüz Korsal Abi'nin gördüğümüz. Bir de hadi şey bile var. Bu dakika adamların hikayeleri falan da var. Mesela Dollar Bill falan diye normalde film içerisinde geçiyor mu unuttum. Geçmiyor da. Dolor onda evet. geçiyor. Bilimiz var. Aynen. Onun şeyi bile doğar. var. Hikayesi bile var. Hani şey olarak. Hani nasıl bir işte gerçek süper kahraman oldu ve ilk süper kahraman ölümü nasıl oldu tarzında. Yani çok etkileyici ya Watchmen. Direkt Mark olarak beni alıyor kendi içerisinde. Bu evet. arada Watchmen filmi müzik kullanımı çok güzel değil mi müzikler? Abi. Çok iyi ya. Soundtrack çok hoşuma evet. gidiyor. Sinematografiyle Zaten... beraber özellikle mükemmel şeyler. Gerçekten dediğim gibi Snyder şey, işte, teknik anlama giriyor bu müziği. Şeydir, teknik anlama çok iyi Snyder. Şey ama Army of saymıyoruz. Army of Dead'i saymıyoruz. Hayır. Ya bir de... Teknik alanı çok iyi bir yaratan. Ya iyi bir senaryo hakkında <laughs> güzel işler çıkartabilecek bir e, yönetmen. Doğru. E, Watchmen hakkında konuştuk bugün. Evet. Benim için çok güzel bir filmdi. Çizgi roman estetiğini yakalayan bir e, filmdi. Vulkan dizisinin de güzel olduğunu söylüyor. Atakan, Zack evet. Snyder'ın ilk dönemlerini seviyor. Doğru mu? <laughs> Eski dönemlerini çok seviyorum. Evet. Ya Melas'ı yani. kadar seviyordum. Aynen. Ben de aynı fikirdeyim. Bugünlük bizden bu kadardı. Başka bir videomuzda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.